Zafer Şahin seçime kadar kaos planı Yakın tarih hem meraklı olanlar bilir Atatürk'ten beri kavgasız gürültüsüz Cumhurbaşkanı seçememiş bir milletiz 12 Eylül darbesinin en önemli gerekçelerinden biri meclisin 6 ay boyunca Cumhurbaşkanı seçememesiydi Yüzlerce kez tekrarlanan nafile turlarda Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'a bile oy çıktı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi içinden bir cumhurbaşkanı seçemedi. Seçtirmediler. Acaba neden? 2007'deki 367 garabeti, 2014'te FETÖ'nün yargı ve emniyetteki militanlarını bir ölüm kalım savaşı mantığıyla sahaya sürmesi 2016'daki askeri darbe girişimi, bütün bunların Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanması bir tesadüf mü? Tabii ki değil. Bugün dijital terör teknikleri kullanılarak oluşturulmaya çalışılan kaos ortamının sebebi de artık bir yıldan az bir süre kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Türkiye bu seçime öyle bir ortamda gitsin ki sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun memlekete istikrarsızlık hakim olsun. Seçimin ardından yeni seçimler gelsin. Siyasi istikrarsızlık ve kaos ortamında sokak hareketlensin. Sandıkta değiştirmek istedikleri sadece iktidar sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Türkiye'nin raydan çıktığını düşündükleri rotasını da yeniden çizmenin peşindeler. Daha önce defalarca izlediğimiz bayat bir filmi aktörlerini değiştirerek yeniden vizyona sokmaya çalışmaları bundan yaşanacak onca sıkıntıya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracak bir alternatif bulamadıkları için yine kaostan medet umuyorlar. Siyasetsizliklerini çakma anketlerle kamufle etmeye çalışan siyaset esnafı istediği kadar aksini iddia etsin, bütün planın özeti bu. Mesele yolsuzluksa. Gündemde sosyal medya üzerinden ortaya atılan yolsuzluk iddiaları var değil mi? hep beraber sonuna kadar takipçisi olalım bu iddiaların. Her kim bu milletin bir kuruşuna iddia edildiği gibi el uzattıysa haram olsun. Sorumlulara gereken ceza neyse kesilsin. Kimsenin yolsuzluğuna, hırsızlığına göz yumacak değiliz. Ama somut delil ve belgelere dayanmayan iftiralarla kimseye itibar suikastı yapılmasına da çanak tutmayalım. Madem mesele yolsuzluklarla mücadele, sağcısı, solcusu birlikte mücadele edelim. Sen muhalif kardeşim, sen ağzını her açtığında tarafsızlık edebiyatı yapan ama muhalefetteki yolsuzluk iddialarını görmezden gelen gazeteci arkadaşım, iktidarı hedef aldığını düşündüğün iddiaların hesabının sorulmasını istiyorsun. Haklısın. Peki aynı duyarlılığı gönül verdiğin partiyle ilgili yolsuzluk iddiaları gündeme geldiğinde neden göstermiyorsun? Örnek mi istiyorsun? Eski İyi Partili Ümit Özdağ bak ne diyor. CHP'li belediyelerden gelen para dolu çantalar yüzünden İyi Parti'nin onurunu sattılar. Bunların hepsinin kanıtı var arkasından ne mi oldu? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir İyi Parti milletvekiline 107 milyon liralık ihale verdiği iddia edildi. Peki sen ne yaptın? Kusura bakma ama kuzuların sessizliğini oynadın. Ankara'ya nokta koyup İstanbul'a geçelim. CHP'li bir vekilin mali müşaviri olduğu şirkete İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden verilen ihale miktarının 1,5 milyar lirayı aştığı aylardır yazılıp çiziliyor. Sen yine sustun güzel kardeşim. Yalova, Menemen, Bilecik'teki belediye yolsuzluklarını duymayan, bilmeyen yok. Sen hariç. Bunlar şu ana kadar basına yansıyanlar. Bir de yansımayanlar var. İstanbul'da belediyenin Ağaç AŞ adlı şirketiyle ilgili iddialar. Bir oteller zincirinin bir büyük şehirdeki içlerini takip eden siyasetçi yakınlarına dair söylentiler vesaire. Eğer derdin gerçekten yolsuzluksa iktidar muhalefet demeden kararlılıkla üstüne gidelim. Var mısın? Mesele hizmetse. Fotoğraflarda eski ve yeni halini gördüğünüz bina Ankara Altındağ'daki Aydıncık Cemevi. Eski bina AK Partili Altındağ Belediyesi tarafından yıkılmış ve bölgenin mimari dokusuna uygun olarak yeniden inşa edilmiş. İçinde 300 kişilik salon, mutfak ve yemekhane yer alıyor. Belediye çevre düzenlemesini de yaptığı cemevinin yanındaki türbeyi de restore etmiş. Bizi ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya çalışanlara verilebilecek en güzel cevap bu tip hizmetler. Tebrikler Asım Balcı Başkan. Zafer Şahin, Milliyet Zafer Şahin, adam yine kazanacak gibi. Dünyanın dengesi pandeminin yıkıcı etkileri dışında göç, vekalet savaşları, bölgesel savaşlar, enerji krizi ve yüksek ham madde fiyatları nedeniyle fena halde bozulmuş durumda. Yaklaşık 500 yıldır dünyayı sömüren gelişmiş batı ülkeleri bile bu kusursuz fırtına karşısında sorunları çözme kabiliyetini yitirmiş bir görüntü sergiliyor. Vatandaşına banyo yapmak yerine ıslak mendil kullanmayı tavsiye etmeler, klimayı kullanmamak için kravatları çıkartma talimatı verenler vesaire. Avrupa'da ardı ardına hükümet krizleri patlak veriyor. Belçika'da son 14 yılda 7, Avusturya'da ise 21 yılda 11 başbakan değişti. İsrail'de son 21 yılda 8, Yunanistan'da 18 yılda 10 hükümet kuruldu. Bırak Avrupa'yı, Türkiye'ye gel diyorsunuz değil mi? Haklısınız, bizde de durumlar pek parlak değil. Dikensiz gül bahçesi kıvamında bir hayat yaşamıyoruz. Dünyanın genel istikrarsızlığından payımıza düşeni biz de fazlasıyla yansıtıyoruz. Yüksek enflasyon, dar gelirli ve maaşlı çalışanların belini fazlasıyla büküyor. Türkiye bu sıkıntılara ek olarak bile içeride ve dışarıda terörle mücadele ediyor. İşimiz gerçekten zor ama ümitsiz vakada değiliz. Şu zor dönemde bile dünya egemenlerini rahatsız eden bölgesel iddialarımızdan vazgeçmedik. Ne askeri darbe girişimi, ne döviz saldırıları, ne de pandeminin sarsıcı etkileri. Hiçbiri Türkiye'yi yolundan geri çeviremedi. Salladı, silkeledi ama yıkamadı. Neden mi? Çünkü biz bu zor sürecin ruhunu en iyi kavrayan ülkeyiz. En büyük avantajımız güçlü bir siyasi liderliğe sahip olmamız. Bu yüzden diğer Avrupa ülkeleri gibi hükümet krizleri yaşamadık. Güçlü ordumuz, savunma sanayimiz ve üretimi istihdamı önceleyen ekonomi modelimizle ayakta kalmak için olağanüstü bir mücadele verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en tecrübeli liderlerinden biri. Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Libya, Kıbrıs, Ukrayna, Balkanlar, Afrika, dünyanın sorunlu coğrafyalarının tamamında Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözüm hayata geçirilemiyor. İşte buna güçlü liderlik ve güçlü ordu etkisi diyoruz. Ne mutlu bize ki tarihin bu döneminde ikisine de sahibiz. Erdoğan bütün bunların dışında yüksek enflasyon karşısında zorlanan vatandaşın talep ve beklentilerini karşılamak için de hamle üstüne hamle yapıyor. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık icra borcunun devlet tarafından karşılanması, tarım kredi marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ve et ürünlerinde indirimli fiyat uygulamasına geçilmesi, mesken abonelerinin %81'inin elektrik faturalarının düşük tarife dilimine alınması, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki 165 milyar liralık sübvansiyon çiftçinin gelir vergisinde muaf tutulması, 3 milyon çiftçiye destek ve kimyevi gübrede %30 indirim yapılması, arpa, buğday, fındık ve üzüm fiyatlarında açıklanan rakamlar ve ek destek primleri. 850 bin küçük esnafın ticari kazançlarının gelir vergisinden muaf tutulması, temel gıda ürünlerinden alınan KDV'nin %8'den 1'e indirilmesi, Ocak ve Temmuz zamlarıyla asgari ücretin %95, memur ve emekli maaşlarının %86, SSK Bağkur emekli maaşlarının %78 artırılması, 5.3 milyon memuru ilgilendiren Ek gösterge sorununun çözülmesi. 500 bin yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki vatandaşa bedelli askerlik hakkı tanınması. 3 milyon 127 bin gencin üzerindeki 26 milyar liralık KYK kredisi yükünün kaldırılması. KYK yurtlarında gençlere sunulan ücretsiz konaklama hizmeti. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlatılması kira artışlarına getirilen %25 sınırı. Sadece 2022 yılında vatandaşı rahatlatmak için destekler ve vergi indirimleriyle vazgeçilen kamu geliri tutarı 251 milyar lira. Son 6 ayda açılan köprü, yollar, havalimanları, OSB'ler, fabrikalar, mavi vatanda doğalgaz ve petrol arayan sismik ve sondaj gemileri vesaire. Onlardan hiç bahsetmeyelim. Bütün bunları niye anlattık? Erdoğan konjonktürün etkisiyle ağırlığını dış politikaya vermiş gibi görünse de içeriği de ihmal etmiyor. Kendisini alt etmek için bir masa etrafında toplanan rakiplerine boş alan bırakmıyor. Peki muhalefet partileri ne yapıyor? derseniz, seçime bir yıldan az kalmasına rağmen hala boşa kürek çekmekle meşguller. Kötü yönetildiğini iddia ettikleri ülkenin sorunlarını nasıl çözeceklerine dair somut bir önerileri yok. Bırakın somut önerileri, bir seçim kazanma uzmanı olan Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracaklarını dahi henüz netleştirmiş değiller. Negatif siyaset tarzı ve karamsarlık edebiyatıyla hareket ettikleri için Ekonomi'de yaşanan sıkıntılara rağmen vatandaş tarafından da bir ümit olarak görülmüyorlar. Onlarda durum bu olunca Erdoğan'ın bölgesel ve küresel sorunlara rağmen vatandaşını mağdur etmemek için gösterdiği büyük çaba ve pozitif siyaset tarzı sokakta kendisini kıyasıya eleştiren çevrelerde dahi bir karşılık buluyor. En nihayetinde bazıları kabul etmese de hepimiz aynı gemideyiz ve insanlar günün sonunda hangi siyasi görüşten olursa olsun fırtınalı denizdeki o gemiyi güvenli limana getirecek bir kaptana ihtiyaç duyduklarının farkında. O kaptanın kim olduğunu da biliyorlar. Sonuç yeni bir adam kazandı hikayesi bugünden ufukta belirmiş durumda. Zafer Şahin Milliyet